Herkese merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dün TOFAŞ'ın bilançosu açıklandı. Böylelikle 2023 yılının tüm çeyrek dönemleri tamamlanmış oldu. Yıl tamamlanmış oldu bu bilanço ile beraber. Tabii ki biliyorsunuz bu sene özellikle de bilançolarda enflasyon muhasebesi etkisi olacak. Dolayısıyla da beklentiler farklı olabilir bilançolarda. Bunun etkileri e, görülmeye başlanacak. Hatta bazı şirketlerin bilançolarını açıklaması birazcık e, gecikebilir hani Böyle bir durum da var ama TOFAŞ'ın buna rağmen bilançosu güzel gelmiş görünüyor. E, kısaca şöyle bir bakmak gerekirse e, 2023'ü tamamlamış olduğu şekliyle satışlarda geçen yılın aynı yani komple bir yıl boyunca kıyasladığımızda yüzde üçlük bir satışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Brüt kâra baktığımız zaman yüzde 45'lik bir brüt kâr elde edilmiş TOFAŞ adına. Esas faaliyet kârında yine yüzde 51'lik bir artış var. Yani yüzde 50'yi bile aşmış bu anlamda baktığımız zaman. Favökte yüzde 9'u görüyoruz. Net dönem karına baktığımız zaman da %61'lik bir e, kar burada yine gözümüze çarpıyor. E, çeyreklik olarak baktığımız zaman da ki aslında çeyreklik değerlendirmek çok doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi e, enflasyon muhasebesi yapıldığı için aslında bir önceki yılla kıyaslamak, yani tam bir yılı kıyaslamak daha doğru. Ama en azından buradaki kıyaslamak, e, parametrelere baktığımız zaman buradaki rakamlara baktığımız zaman da yine değerlendirebileceğimiz bir durum söz konusu o da şu son çeyrekte ciddi bir dönem varlıklarda artış olduğunu görüyoruz. %21'lik bir artış var. Yine duran varlıklarında %128'lik bir artışın yine karşımıza çıktığını görüyoruz. Toplam varlıklarında %36'lık bir artış var. Finansal borçlarda %42'lik bir e, borç artışı görüyoruz. Ama net borcu olarak da net borç e, anlamında baktığınız zaman da e, borcunun olmadığını görüyoruz. Öz kaynaklarını %74 olarak arttırabilmiş. Evet baktığımız zaman net kar kısmında da bu şekilde bir artışın e, gerçekleştiğini görmek mümkün. Peki tam daha detaylı bir bilanço kısmına baktığımız zaman bizi neler bekliyor ona bir göz atalım istiyorum dönem varlıklar şimdi dönem varlıklar hani bilmeyenler için şöyle söyleyeyim bir seneden daha kısa sürede nakite dönüştürebileceğiniz varlıkları ifade ediyor ve işte e, burada görmüş olduğunuz gibi nakit ve nakit benzerleri e, yine kasada bulunan e, parasal e, durumları ifade ediyor finansal yatırımlar dediği de e, hisse senetleri tahviller bonolar gibi e, finans araçlarını ifade ediyor ve e, son e, bakıldığı zaman son çeyrek için böyle bir finansal yatırımın gerçekleştiğini görüyoruz ki önceki aylarda önceki çeyreklik dönemlerinde böyle bir e, finansal yatırım gerçekleşmemiş ticari aralak, e, alacaklara baktığımız zaman da ticari alacakların e, söyleyemedim kusura bakmayın ticari alacakların artmış olduğunu görüyoruz. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Genel bir ifade anlamında, sadece bu bilanço için değil. Bu şekilde bilançolara bakarken ticari alacaklar kısmında dikkatinizi vermeniz gereken noktalardan bir tanesi, evet, alacakların artıyor olması olumlu karşılanabilir. Sonuçta piyasada alacağı var ve bunun artış olması çok yüklü bir miktarda artış olacağını gösterir. Ama buradaki sorun şu olabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu artışlar gitgide artıyor ve bir türlü nakite dönmüyorsa yani bu ticari alacaklar alınamıyorsa işte orada sorun başlar bir şirket için. Ben bunu genel olarak söyledim. Bunu da belirteyim ve tabii ki yasal uyarımı da yapıyorum. Biz şu anda burada sadece açıklanmış olan bilançoyu gözlemliyoruz. Birlikte inceliyoruz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. O yüzden e, bunu bu videoyu yatırım tavsiyesi olarak izlememenizi rica ederim. Bunu sadece e, bir şekilde bilgilendirme videosu olarak e, dikkate alın lütfen bu konuda sizden rica ediyorum. Geçiyoruz finans sektörü faaliyetlerinden alacaklara yine burada da e, rakamlardaki artışı görmek mümkün. Stoklar evet stoklarda da mesela yine e, dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yine genel bir ifade için söylüyorum. E, elde ne kadar çok stok artışı olur ve bir türlü bu stokların e, eritilmesi gerçekleştirilemezse e, şirket için tabii ki bir sıkıntı doğuracaktır. O yüzden gene bilançolara bakarken de buna dikkat etmeyi unutmayın. Stoklarda da şu anda %10'luk bir artış var ama bu tabii ki eritilemeyecek bir stok yapısı değil. Onu da peşinden söyleyelim. E ee, duran varlıklara baktığımız zaman da duran varlıklarda bir seneden uzun sürede nakde dönüştürülebilecek varlıkları ifade eder. Ama e, bu her zaman tabii ki her şey nakde dönüştürülecek anlamına da gelmiyor. Mesela ellerinde 5 e, senelik bir tahvil vardır. E 5 senelik bir tahvil hemen e, tabii ki vadesi devam ettiği müddetçe de e, nakite dönüştürülemeyecektir. Bunu ifade ediyor duran varlıklar kısmına baktığımız zaman. Finans sektörü faaliyetlerinden alacakları görüyoruz. Yine e, burada da bir e, ciddi bir alacak rakamı var. %150'lik bir artışı görüyoruz. Diğer alacaklar var. E, esas ben daha farklı şeylere bakmaya çalışıyorum. E, onu da gelir tablosunda en net göreceğimizi düşünüyorum. E, buradaki ifadelere baktığımız zaman tabii ki işte maddi olmayan duran varlıklar vesaire. Birçok detay var ama hani bunlarla kafanızı çok meşgul etmek istemiyorum. Esas gelir tablosuna bakmak daha sağlıklı olacak. Satış gelirlerine baktığımız zaman satış gelirlerindeki artışı görmek esas burada benim görmek istediğim kısım bu. 2022 ile yani bir önceki yıla baktığımız zaman buradaki fark gerçekten çok çok az buna kıyasla baktığımız zaman yurt içi satışlara baktığımız zaman 2022'ye göre çok ciddi bir yurt içi satış ata yapmış oldu. Zaten geçen sene biliyorsunuz yani 2023'te otomobil ve ticari araç toplam pazar olarak değerlendirdiğimizde 1 milyon sınırını geçmiştik ve tarihi bir rekor kırmıştık. Tabii ki bu kırılan rekorlardan nasibini alan firmalardan biri de TOFAŞ oldu. O da yurt içi satışlarında ciddi bir artış yakaladı. İhracat kısmı da var tabii ki. Yurt dışı satışlarına baktığımız zaman da 2022'nin e, yaratmış olduğu etkiye nazaran birazcık daha düşük bir e, satış miktarını görüyorsunuz burada. Ama yine tabii ki satışlarını e, yurt dışı satışlarında arttırmış olarak da karşımıza çıkıyor. Çeyreklik bazda değerlendirdiğimizde yıllık bazda biraz aşağıda kalmış yurt dışı satışlar ama çeyrekliklerde tabii ki en yoğun kısmını Ekim-Kasım aralık döneminde gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Satışların maliyetleri var. Evet bu satışlar oluyor ama bu satışların oluşturduğu maliyetler nelerdir diye baktığınız zaman da gider kısmında da bu maliyetleri görmek mümkün aslında. E, ticari faaliyetlerden bürüt kar zarar kısmını görüyorsunuz. Burada e, zarar edilen bir durum yok. Karlılık tabii ki var geçiyorum onun dışında bizim için e, mesela pazarlama satış ve dağıtım giderleri yine genel bir ifade için söylüyorum Burada da mesela bilançolara bakarken pazarlama satış ve dağıtım giderleri e, önemli bir nokta e, gereğinden fazla buraya yatırım yapılıyorsa yani reklama işte sponsorluk vesaire e, yapılıyor. Çok ciddi bir bütçe ayrılıyor ama bu bütçe hiçbir şekilde satışlara denk gelmiyorsa yani satışlara dönüşmüyorsa bu yapılmış olan pazarlama faaliyetleri. E, o zaman tabii ki sıkıntı çünkü çok ciddi bir bütçe şirketler genelde buraya ayırıyor ama bunun geri dönüşünün çok sağlıklı bir şekilde karlılık anlamında satışlara yansıması gerekiyor. yansımadığı zaman problem olabiliyor. Yine burada bilançolarda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğunu da belirteyim. Araştırma ve geliştirme giderleri. Evet mesela şimdi bir bankacılık sektöründeki bir e, hisse baktığınız zaman böyle bir detay görmeyebilirsiniz veya daha farklı bir sektörde ama teknolojinin konuştuğu bir sektörde yer alan bir hisse yani TOFAŞ'a baktığınız zaman tabii ki ARGE dediğimiz araştırma ve geliştirme giderleri önemli ve burada harcanan miktarları görüyorsunuz. 2022 yılıyla kıyasladığımız zaman 2022 yılına nazaran çok daha fazla arge çalışması yaptığını ve arge gideri yaptığını görüyoruz. Ve çeyreklik olarak dikkate aldığımız zaman da her çeyrekte de artan bir araştırma ve geliştirme giderlerinin olduğunu görüyoruz. Yine burada da eğer araştırma ve geliştirme giderleri e, ciddi şekilde Artış gösteriyorsa bunu aslında olumlu olarak görmek lazım. Ve burada bir limit yok yani şu anlamda limit yok. Baktığınız zaman şirket yeni projeler için araştırma ve geliştirme gideri olarak artış yapabilir. Çok ciddi miktarda buraya yatırım yapabilir. Bu iyi bir şeydir çünkü satışa yansıması için çabaladığı bir alan burası. Burada bulacağı teknolojik avantajlar tabii ki satışlarda yansıyacak. Bu da onun için önemli bir nokta. O yüzden üretim bandında bu araştırma ve geliştirmede bulunan yeni teknolojiler üretim bandına yansıdığında satış olarak da karlılık getirsin diye hedeflenen bir yatırım alanı burası. O yüzden araştırma ve geliştirme giderlerindeki artışlar sizi ürkütmesin. Burada da böyle bir çeyreklik bazda baktığımızda ve yıllık bazda baktığımızda da e, araştırma ve geliştirme giderlerine bir yatırım yapıldığı görülüyor. Yine aşağıya iniyorum. Çok böyle dikkate değer hani fazla e, teknik şeye girmeden aktarmaya çalışıyorum. E, şimdilik hani dikkate değer çok fazla bir e, şey yok. Hani çok da fazla dediğim gibi teknik şeye boğmak istemiyorum size ama tekrar özet rapora dönecek olursak Özet bilançoda dediğimiz gibi satışlarını arttırıyor. Burada görünen o satışlarını arttırmış bir şekilde bilançosunu tamamladı. Enflasyon muhasebesi konusunda da e, gerekli işlemler yapılmış ve bilanço bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. E, yine burada Favok'te de işte artışın olduğunu yine görüyoruz. Genel itibariyle güzel bir e, bilanço geldiğini söyleyebiliriz ve e, günü de 250 lirayla kapattığını burada görüyoruz borsa İstanbul'da bugün için e, evet şimdilik bilanço kısmını e, bu şekilde genel bir ana hatlarıyla göstermek istedim size çok da detaylı incelemek isteyenler varsa e, herkes bir şekilde e, fin tablesı ben burada örnek olarak açtım ama farklı kaynaklardan da yine bilanço incelemesi yapabilirsiniz. Kendinizde daha detaylı incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Ben şimdi sizlere bunun haricinde ekstradan bir şey daha göstermek istiyorum. O da Tofaş'ın sunumu vardı. Yine bu da bilanço ile birlikte paylaşıldı. Burada öne çıkanlar kısmıyla başlayacağım. Bu da şu Tofaş'ın e, yılı nasıl kapattığına dair bir rapor, yani 2023 yılı nasıl geçti ve 2024 olarak beklentilerimiz neler? Bunları e, aktarmış olduğu e, bir rapor var. O raporu size kısaca değineceğim. İsterseniz bu öne çıkan kısımlarla bir 2023'ü özetleyelim güçlü iç piyasa performansı, satış miksinde artan iç piyasa payı ve finansal gelirler 2023 yılında güçlü finansalları destekleyen en önemli unsurlar olarak öne çıktı diye ifade etmişler. Ayrıca 2023 finansalları ile birlikte enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlamıştır diye not düşmüşler. Demin de size bahsetmiştim. Fiyat markası 2023'te %15.7 pazar payıyla iç pazar liderliğini korudu. Geçen yıla göre 3 puanlık düşüşte ithal araçların artan bulunabilirliği ile pazara yeni giren markalar ve ÖTV dilimlerinde güncelleme yapılamamasına yapılmamasına bağlı olarak lokal avantajın azalması etkili oldu. Fiyat markası binek araç pazarında da %13 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Yıllık 3.4 puanlık bir düşüş işaret edilmiş. Egea modeli ise 8 yıldır aralıksız pazar liderliğini korudu. Doblo'nun üretiminin sonlanmasına rağmen hafif ticari araç pazar payı 25 %25.7 ile geçtiğimiz seneki seviyesini korudu demişler. Doblo modelinin sözleşmesinin sona ermesiyle ihracat hacmi daralırken Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine artan satışlar hacimlere destek oldu diye de not düşmüşler. Yine Bursa fabrikasında K0 model başlangıç yatırımını sürerken Stellantis otomotiv ile birleşme sürecinin tamamlanabilmesi için rekabet kurumu kararı bekleniyor diye bunu da buraya bırakmışlar. Not olarak biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Stellantis ile beraber bir ortaklık durumu vardı. Türkiye operasyonlarının Stellantis'in tamamen TOFAŞ'ın idaresinde gerçekleştirilmesiyle ilgili bir ön protokol imzalanmıştı. İşte o e, rekabet kurumundan onay bekleniyor. Bu süreç şu anda devam ediyor. Bu tamamlandıktan sonra e, Stellantis grubu içerisinde yer alan işte Peugeot, Citroen gibi e, markalarında satış ve servisini üstlenecek olan e, Tofaş olacak. Bu da tabii ki Tofaş'ın karlılığını da yatırım anlamında arttıracak önemli etkenlerden birisi. Evet, bu kısımları geçiyorum çünkü dediğim gibi artık 2023 kapandı. Siz, ben bunun da linkini aşağıya bırakırım sizler için veya kap kap sitesinden de kendiniz de indirebilirsiniz, orada bakabilirsiniz. Hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaşılmış. Bu kısımları geçiyorum. Ben bilançoyu da zaten şöyle bir göz gezdirdik, baktık. 2023 özetini de hemen hızlıca inceledik sizinle beraber şu detay güzel bunu da bir bakalım. Ülke kırılımı burada TOFAŞ'ın ihracat tarafındaki ülke kırılımını görüyoruz. Baktığımız zaman 2022 yılında İtalya'ya %29'luk bir satış varken şu anda bunu birazcık daha arttırmışlar. %29.7'lik bir artışa doğru gittiğini görüyoruz. Burada bazı markalarda daralma olurken geçen yılla kıyasla ihracatta bazılarında daha önce mesela daha geniş paylar bırakıldığını görüyoruz ihracat olarak. Ama burada daha dengeli bir ihracat payı göze çarparken buraya baktığımız zaman da ağırlıklı İtalya ve Orta Doğu Kuzey Afrika ülkelerine doğru bir satışın olduğunu ihracat anlamında, ihracat bazında satış olduğunu görüyoruz çok ciddi şekilde. Onun haricinde bakıyorum, evet renkler biraz yakın, hani yanlış ifade etmeyeyim diye dikkat etmeye çalıştım. Ağırlıklı olarak bu şekilde gözüküyor. Yine geçiyorum burada. Daha detaylı bir kısım vardı. Onu bulmaya çalışıyorum size. Evet mesela yatırımlar kısmında bir detaylı bir bilgi var. Burada 2023 yılında yapısal olarak 18 milyon euroluk bir yatırım yapıldığı işaret edilmiş. Fiorino modeli için 2 milyonluk bir yatırım söz konusu. Demin de okumuş olduğumuz özet raporda K0 modeli vardı. Yeni bir proje ve bunun içinde 2023 yılında 8 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirilmiş. Ege sedan ve hatchback ve station wagon e, kasa tipleri içinde 20 milyon toplamda 20 milyon euroluk bir yatırım yapılmış. Totale baktığımız zaman da yani toplam yapılmış olan yatırım tutarına baktığımız zaman da 49 milyon euroluk e, geçen yıl yani 2023 yılında bir yatırım bütçesi harcanmış burada evet beklentiler esas size buraya göstermeye çalışıyordum buradan sonra kapanışı yapacağım beklentiler olarak baktığımız zaman yurt içi hafif araç pazarı adetsel olarak değerlendirildiğinde 2024 beklentileri 800 bin ile 1 milyon şeklinde e, bir değerlendirmeye alınmış. Böyle bir beklenti var. Peki 2023 nasılmış? 2023'te 1.23 milyon şeklinde gerçekleşmiş ki ben size hatırlayacağınız gibi Ocak ayında özellikle de birçok aracı kurumun ve bankanın yatırım departmanlarının raporlarını 2024 için beklenen finansal raporlarını incelemiştim. Birçoğunu e, sizlere göstermiştim. Eğer incelemediyseniz o raporları da inceleyin mutlaka e, sektörler anlamında da size fikirler veriyor olacak. Hedef fiyatlar var, e, 2024 temettü beklentileri var. O yüzden onları da incelemenizi tavsiye ederim. Orada da e, dikkat ederseniz hep e, otomotiv sektörü ile ilgili e, finansal görünümleri değerlendirirlerken hep tahminler. Geçen yıla yani 2023'e nazaran biraz daha düşük bu sene bir beklenti olduğunu yani %20'lik %30'luk bir pazarda daralma olabileceği ortak olarak e, genelde bu ifadeyi kullanmışlardı. O dikkat çekiciydi ki TOFAŞ tarafında da baktığımız zaman geçen yıla nazaran bu yılın birazcık daha e, durgun hani o anlamda satışlar anlamında birazcık daha e, az miktarlarda olma olasılığı e, öngörülmüş. Ama tabii ki bunu bilemeyiz ne olacağını. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. TOFAŞ'ın yurt içi pazar satışlarını adetsel olarak baktığımız zaman da 2023'ü e, yani neredeyse 200 bin gibi kapatmış ama e, bu sefer 160 bin ile 180 bin arası e, öngörülmüş 2024 yılı için. İhracat adetlerine baktığımız zaman da yine kabataslak e, aynı rakamlara ulaşılacağı e, öngörülüyor. Toplam üretim adetlerine bakıldığı zaman üretimde birazcık e, düşüş olabileceği yine işaret edilmiş. Yatırımlar kısmına baktığımız zaman işte burada önemli bir detay var. Çünkü bu e, TOFAŞ için önemli bir yatırımdı. Stellantis demin de söyledik. E, tahmini yatırım miktarı Stellantis Türkiye satın alma sürecinin tamamlanmasına bağlı olup süreçteki gelişmeler yatırım miktarının değişmesine sebep olabilir diye evet. Yani süreçte eğer olumsuz bir şey olur ve bu proje yarıda kalırsa tabii ki yatırım miktarı değişecek. O zaman buraya yapılacak olan yatırımı belki başka bir B planları varsa oraya kaydıracaklar veya geçici olarak o parayı yatırım yerine başka bir şekilde değerlendirmeyi belki alacaklar. Onu ifade ediyor. Ama eğer her şey olumlu gider, e, her şey sorunsuz giderse de onaylanma sürecinin ardından da ciddi bir şekilde 200 milyon e, euroluk bir yatırım burada öngörülmüş. E, geçen yıl sadece 48.6 milyon euroluk bir yatırım varken bu yıl çok ciddi bir e, yatırım atağına geçiyorlar. Stellantis projesiyle ve işte o K0 ile ilgili e, yeni modelin üretimiyle ilgili. Dolayısıyla da burada da buna dikkat etmek gerekiyor. Son maddeye geldiğimiz zaman da vergi öncesi kar marjı e, %14.4 olarak tamamlanırken 2023'te e, 2024 için net bir ifade tabii ki kullanılamayacağı için ama beklenti olarak %10'dan fazla bir vergi öncesi kar marjının elde edileceği öngörülmüş. Genel itibariyle bilanço bu şekilde geldi ve TOFAŞ'ın bilançoyla beraber e, biz neler yaptık ve neler yapacağız, beklentilerimiz nedir şeklinde oluşturmuş olduğu e, raporlarını da böylece incelemiş olduk sizlerle beraber. E, güzel bir rapor e, olmuş, güzel hazırlanmış. Bilançoları da iyi geldi görünüyor. Finansallara baktığımız zaman enflasyon e, muhasebesine rağmen iyi bir bilanço gelmiş görünüyor. Evet e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım size de en azından fikir vermiştir. E, ben size bir fikir versin ve bilginiz olsun diye bunu paylaştım. Sizler daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sektörün çok çok uzmanı olan insanların da bu Tofaş'la ilgili yapmış olduğu bilanço analizleri var. Onları da mutlaka bakın çünkü profesyonellerin incelemesi tabii ki çok daha kıymetli profesyonellerin incelemiş olduğu bilanço videolarını yakalarsanız mutlaka onlara da bakın en azından size çok daha teknik seviyede bilgi vermiş olacaklardır. Evet tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.